Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ne düşünüyoruz? Buyur sen başla. Yok sen. Tamam, teşekkür ederim. Öğrenci olarak konuşmamız gerekirse ekonomiyi çok iyi düşünmüyoruz. Ekonominin seviyesini, enflasyon seviyesini çok iyi bulmuyoruz. Ki seçimden önce vaat edilen çoğu şey de yapılmadı. Bundan dolayı da öğrenciler olarak çok rahatsızız. Mesela ÖTV indirimi konusunda özellikle tüm öğrenciler alacağı bilgisayarlardan, telefonlardan büyük bir indirim bekliyordu. Ama bunu sadece Türkiye içinde üretilen cihazlar ve sanırsam 2000 lira aşağısı olan cihazlar için sundular. Bu bence bir seçim oyunuydu. Bunu yapmaları çok da doğru değildi. Biz hükümetten öğrenciler adına çok fazla avantaj bekliyoruz. Çünkü yani Türkiye gibi bir ülkede okumak çok zor öğrenciler için. Bilet parası olsun ve direkt mesela ulaşım için söyleyeyim. Biz seçimden önce, hatta seçimden bir hafta sonra da abonman kartımıza, aylık abonman bilişimize 120 lira ödüyorduk. Ve bir günde buna 55 lira zam geldi birden. Bu sadece ulaşımda bitmiyor. Teknolojide, faturalarda, vergilerde hepiniz, yani herkes çok iyi biliyor bunu. Yani bir önlem alınması lazım artık. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşıma katılıyorum ve buna ekstra olarak biz hani insan olarak insani ihtiyaçlarımız işte yemek yemek, su içmek, ki bunun gibi şeyler de yine çok pahalandı. Gerçekten hani şu anda bir yemek yemek istesek 50-60 liradan aşağı bir şey bulamıyoruz. Pek güzel değil yani. Durum kötüye gidiyor. Bakalım ne olacaksa. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkezden. Kocasinan. Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Belediyemizden memnunuz. Özellikle memnunuz. De okuduğumuz lisenin tramvay yapıldı ve yani çevre bakımı falan da gayet güzel. Yani belediyeden memnunuz. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz ekstra olarak? Ya gençlerin bu dünyada, özellikle de ülkemizde gençlerin ön plana atılması lazım. Mesela ülkemizin yaşları bizi sevmiyor. Öyle bir tabakalaşma var aramızda. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ülkenin gençleri bu ülkenin geleceği. Yani bilmiyorum, biraz daha gençlerin aktif olması lazım. Biraz daha teşvik edilmemiz lazım bizim. Gençlere yönelik daha iyi projeler bulunabilir, desteklenebilir, o tür şeyler olabilir. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Gazi. Melik Gazi, belediye başkanından memnun musunuz? Memnunuz. Ne tür yönlerinden memnunsunuz? O bol bol asfalt yapıyor. Sosyal işleri var. Buraya bir okul yapmak üzere, teknik okul. Bir de kütüphane yapıyor ilçemize. Memnunuz yani. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi, o da iyi, memnunuz yani. Büyükşehir'den memnunuz. Peki, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, ekonomiyi gerçekten kötü buluyorum ya. Yani bu ülkenin hali nereye gidecek vallahi bilmiyorum. Liyakatsizlik, adalet, Suriyeliler, Afganlar, vallahi sıkıldım artık Türkiye'de genç olmaktan. Yani başıma inşallah iş almam diye korkuyorum şu an bu röportajı yapmaktan bile. Peki, Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Memnun musunuz Melikgazi Belediyesi'nden? Yani idare eder diyebilirim. Ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Yani belediye olarak bazı eksikleri var tabii. Ama çok fazla da eksik yok. Hani bir şey de diyemem yani. Öyle. Peki, Mustafa Palancıoğlu tekrardan aday olsa oy verir misiniz? Vermem büyük ihtimalle. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Akkışlalıyım. Akkışla ilçesinde yaşıyorum. Akkışla Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Akkışla Belediyesi son yıllarda çalışmalarının hizmetlerini arttırdı, hızlandırdı. Mesela ilçemize gelemeyen doğalgazı köyümüze, ilçemize ulaştırdılar. Ardından hız kesmeden yollarını da tadilat ettiler. Doğalgazın açtığı tahribatı da onardılar. Onun haricinde bir sürü hizmet sağladılar yani, yaptılar. Yapıyor, çalışıyor belediye başkanımız. Akkışla Belediyesi'nden başka ne tür faaliyetler görmek istersiniz? Başka ne tür faaliyetler görmek isteriz? Akkışla da ne yapabilir ki adam? Kütüphane açıldı mesela bu dönemde ilçemize. O gibi hizmetlerin artışını isteyebiliriz. Akkışla Belediye Başkanı önümüzdeki seçimde tekrardan aday olsa oy verir misiniz? Ayhan Başkanımıza verilebilir, evet verilir. Çok teşekkür ederiz. İlçe olduğunu söylediniz. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri vallahi çok güzel ama fiyatlar biraz artmış. Yani gerçekten. Bence buradaki halk kendini de biraz zor durumda. Biz gurbetçi olarak da fark ettik bayağı artışı. İnşallah düzelir. Döviz fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kafası uçtu gitti. Ne diyelim? İnşallah düzelir. Geçen seneyle bu sene arasında Kayseri'de ne gibi farklar görüyorsunuz?
Zam yani başka bir şey fark etmedim ben. Teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Batık. Başka bir şey düşünmüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Zümrüt'te yaşıyorum, ilçede değil, mahalle. Nereye bağlı? Eski şey, ismi neydi unuttum. İsmini unuttum. Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Yani evet. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyeden? Sinekleri öldürsün yeter. Aynen. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum şu an. Yani görmek istediğiniz faaliyet var mıdır Büyükşehir Belediyesi'nden? Yok, hayır. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkez. Kocasinan Melikgazi. Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Üçünden de memnunuz yavrum. Kayseri'mizi hep kalkındırdılar, ileri götürdüler. Ne tür faaliyetlerinden memnunsunuz ya da belediyeden neler görmek isterdiniz? Belediyenin her faaliyeti çok güzel. Kayseri'yi tekten şehirlerden yaptılar. Biz memnunuz bugüne kadar. Hiçbir şeyini görmedim yani. Temizliğinden, çöp toplamalarından. Ne bileyim ya, bu mevkide oturuyoruz biraz daha tam merkezi yer. Daha bakım fazla oluyor. Memnunuz yani. Peki, teşekkür ederiz. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Tabii ki önceki çalışmaları gibi değil şimdi. Nelerden memnun değilsiniz? Evim genelde bir düşüş var yani. Tekrar aday olarak gösterilse oy verir misiniz? Düşünmemiz lazım. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Yani çok AK Parti belediyeciliğinden çok memnun değilim genel olarak. Memnun görmediğiniz yönler nelerdir? Sosyal açıdan çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben Kayseri'de. Ne görmek isterdiniz? Ne görmek isterdik? Yani gençlerin çok önemsendiğini düşünmüyorum genel olarak. Aktivite çok fazla yok. Geçen konser oldu ama Kocasinan yapmadı diye biliyorum. Büyükşehir Belediyesi yaptı. Öyle. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Büyükşehir'den Kocasinan'a göre daha memnunum. Çünkü böyle yürüyüşler falan yapıyorlar. Doğa yürüyüşleri olsun, şey olsun. Öyle. Peki tekrar aday olarak gösterilse Kocasinan Belediye Başkanı oy verir misiniz? Yok, sanmıyorum. Peki, teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Vallahi bizimle hiçbir iş olmadığı için memnunum da desem yalan olur. Memnun değilim desem de yalan olur. Kendisinde hiçbir icraatını görmedim. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya iyi, şu andaki diğer belediyelere göre bizi sıkıntıya sokmuyorlar. Peki Kocasinan Belediye Başkanı tekrar aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Yok, ben vermedim, vermem ben. Yani. Peki, teşekkür ederiz. Nerede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Ne tür faaliyetlerinden memnunsunuz ya da neler görmek istersiniz? Vallahi daha güzel şeyleri bekliyoruz inşallah. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel çalışmaları. Vallahi kentsel dönüşüm değil de yani biz de TOKİ bekliyoruz. Kiradayız. İnşallah kolaylıklar gelir.